Her şeyden önce programından herkese keyifli, mutlu hafta sonları. Ben genel cerrahi uzmanı Doktor Sevinç Yusifova. Ben estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Selçuk Yüce. Bugün de her şeyden önce sağlık diyoruz ve alanında uzman konukların katılımıyla programımıza başlıyoruz. Bugünkü ilk konuğumuz tıbbi biyokimya uzmanı doçent doktor Hasan Alaçam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür teşekkürler. Bizler deyiz. Bugün sizlerle kalp ve damar sağlığına yönelik testler hakkında konuşacağız. Evet. Ee, sayın Hocam, malum belli bir yaştan sonra yediğimiz, içtiğimiz ve buna bağlı kalp damar rahatsızlıkları bir süreç ve bununla ilgili sıkıntılar da yaşıyoruz. Evet. Ee, ve Bununla ilgili de bizim hekimlerin çok ağırlıklı olarak kullandığı bir laboratuvar testleri dönemimiz var. Yani her hastamız geldiğinde bir yönlendiriyoruz. Kalp damar rahatsızlıkları hangi boyuttadır? Bizim ateroskleroz olarak kabul ettiğimiz halk arasındaki damar sertliği nedir? Hangi testlere uyguluyoruz? Biraz bahseder miyiz? Kalp damar hastalıkları açısından çok büyük bir problem e ateroskleroz, damar tıkanıklığı. Bu kronik inflamasyon dediğimiz zeminde gelişen işte yılların beslenme, egzersiz eksikliği, e kötü beslenme, stres, yönetiminin kötü olması gibi çeşitli Sedantik. nedenlerle birikmesi sonucu altta kaynayan bir ateşin o damarları tıkaması sonucunda meydana gelen bir süreç. Ateroskleroz diyoruz. Tıbbi adı damar tıkanıklığı bunun. Bütün dünyada en sık ölüm nedeni. Bütün global anlamda şu an en sık ölüm nedeni kalp damar hastalıklarından ölüm nedeni. Bu nedenle kalp damar hastalıkları riskini gösteren, iyi gösteren laboratuvar parametrelerine bizim ciddi anlamda ihtiyacımız var. Peki bunlar nelerdir hocam? Şimdi klasik Bakış açısıyla hemen aklımıza neler geliyor? Kolesterol geliyor, total kolesterol. Aynen. İyi kolesterol, kötü kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol hatta bunun esprisi yapılıyor. Hayırlı kolesterol, lanet kolesterol <laughs> evet, gibisinden <tabii. gülüyor> esprisi yapılıyor. Bununla birlikte en önemli yine kan yağlarından bir tanesi olan trigliseritler Çok tehlikeli yağlardır. Bunların yükselmesini asla asla istemeyiz. 200 mg bölü desilitrin, 150 mg bölü desilitre, 200 yani yükseldiği zaman çok ciddi kalp damar tıkalıklığına giden süreci başlatıyor bu. Tabi bu esnada HDL LDL arasındaki oran, bununla birlikte total kolesterol ile HDL arasındaki oran, trigliserit ile HDL arasındaki oranlar da yine bu kardiyovasküler riski değerlendirmek için önemli oluyor. Ee, bununla birlikte apolipoproteinler dediğimiz son zamanlarda biraz daha fazla kullanılan apolipoprotein B, apolipoprotein A, A1 gibi çeşitli e, risk faktörleri var. E, bu proteinleri biz kullanıyoruz, kullanmamız gerekiyor çünkü gerçek bir risk göstermesi açısından oldukça değerli testler bunlar. Çünkü yani artık böyle belli bir yaşın üzerine çıktığımızda o HDL, LDL artık böyle çok sade herkesin aklına gelen bildiği testler olmaya başladı. Fakat evet. E, çok spesifik testlerden ziyade genel bir bize bir portre çiziyor. Daha böyle alt basamakta daha spesifik testlerimiz var mı hocam? Var tabi. Mesela örnek vereyim. Şimdi aslında 110 mg bölü desilitre LDL kolesterol açısından fena bir kolesterol değildir aslında. Evet. Baktığınız zaman 130'un altında riskin düşük olduğunu düşünebilirsiniz ama LDL'nin, evet. ...alt partikülleri var. LDL'nin alt grupları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye alt grupları var. Bunlardan LDL 1 ve 2 oldukça tehlikeli iken... ...3, 4, 5, 6, 7 ise daha az tehlikeli grubu oluşturuyor. Çok korkutucu. Evet. Şimdi 110 mg bölü desilitre kolesterol düzeyi olan iki hastayı düşünün. Bunlardan bir tanesinin LDL 1 ve 2'si yüksek iken... ...diğerinin 3, 4, 5, 6, 7'sinin yüksek olduğunu düşünün. Aslında totalde ikisi de 110 mg bölü desilitre ama... İkisindeki risk farklı. A hastasında risk çok yüksekken B hastasındaki risk ise dolayısıyla daha düşük oluyor. Biz bunları laboratuvarda ortaya koyabiliyoruz. E, LDL partikül sayısı, small dense LDL dediğimiz e, LDL'nin boyutunu ortaya koyan bazı testlerimiz var bizim. LDL'nin boyutu ne kadar küçükse bu kalp damar hastalıkları açısından riskin o kadar yüksek olduğu anlamına Peki, geliyor. Peki bu gerçek riski gösteriyor mu bize? Tabii gösterir çok da güzel gösterir. Kesin sonuçlar verir aslında. Verir tabii. Bununla birlikte biraz pahalı bir yöntem ama nükleer manyetik spektroskopi yöntemiyle NMR nükleer manyetik rezonans spektroskopisi yöntemiyle bakılan LDL partikül sayısı ve boyutları da farklı bir yöntem bu. Ülkemizde çok fazla çalışılmıyor. Daha çok ben yani yurt dışında çalışılıyor. Ya bunlar aslında... bizde de çalışılmaya başlanır ama LDL alt gruplarının çalışmalarını rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Buna birlikte e, apolipoproteinler mesela biraz önce bahsettim ona da çok öne. değerli bilgiler veriyor. Lipoprotein A yine çok değerli bilgiler verebiliyor ve biliyorsunuz bizim e, vücudumuzda hani almış olduğumuz gıdalarla beraber yağ asitlerini alıyoruz biz vücudumuzda. Bu yağ asitlerinden omega 3 yağ asitleri kalp damar sağlığı açısından koruyucu iken omega 6 yağ asitleri ise kronik inflamasyon zemininde kalp damar sağlığını negatif yö yönde etkileyen. Omega 3'e değindiniz bunlar. hocam. Peki evet. omega 3 bu ölçülebilir bir e, tabii, oran. Tabii, yani tabii, bunu tabii, ölçebiliyor tabii, muyuz? Tabii. Laboratuvarda ölçebiliyoruz bunu. Bunun için de spesifik testler var. Tabii tabii. Uzun zincirli yağ asitlerini, orta kısa zincirli yağ asitlerini, omega 3, omega 6 miktarını, bunun toplam yağ asitleri içerisindeki miktarını ve bununla birlikte hani spesifik olarak omega 3 yağ asitlerinin alt gruplarını hepsini ölçebiliyoruz ve bize çok değerli bilgiler veriyor. Aslında bizim vücudumuza giren yani vücudumuzda olması gereken omega 3, omega 6 oranının sağlıklı bir bireyde birebir olması gerekiyor. Ama bunu maalesef beslenmemizdeki problemlerden dolayı biz sağlayamıyoruz. Sağlayamadığımız için omega 6 yağ asitleri omega 3'e baskın geliyor. Bire 4, bire 6, bire 8, bire 20, bire 50 çok ciddi anlamda gidebiliyor. Bunu ölçebiliyoruz. Problemli hastalarda, işte hastalara yani, takviye olabilir. Yani. Beslenme anlamında çeşitli düzenlemeler olabilir. Biraz daha deniz ürünleri tüketimi, Tek kuru, yani kuru yemiş tüketimi dışarıdan. gibi. <laughs> evet. Ama bazen de yeterli olmayabiliyor. kadar yani beslenmeyi de düzenlesek yeterli gelemeyebiliyor. Gelemeye gelemeyebiliyor. Tabii dışarıdan o zaman desteklemek gerekiyor bunu. Evet. Desteklemek. Yani şu gerekiyor. çok önemli o zaman hocam. Ee, laboratuvar testleri bizim için çok hayatidir. Görüntüleme laboratuvar. Yani biz her hastamızdan bunu istiyoruz. Evet. Ee, çünkü tedavi sürecini buna göre ayarlıyoruz ama hali hazırda çok klişe testlerimiz var. Bunların yetersiz olduğunu bilmeliyiz değil mi? Çünkü kalp damar hastalığı, ben iyiyim, yaşım da genç, bende sıkıntı yok derken dediğiniz gibi o sub gruplar ya da daha böyle derinlemesini incelemelerle daha hiçbir şey yokken Allah korusun bir kalp krizi geçirmeden yakalama şansımız var o zaman. Tabii tabii yani şöyle, tabii hani direkt e, Aterosklerozun ya da bu tıkalı damarın yerini gösteremiyoruz ama genel bir riski göstermesi açısından e, bunu gösteren laboratuvar testlerimiz var. Biraz önce de konuştuğumuz gibi omega 3 mesela en azından riski öngörebilmesi açısından değerli. E, small dense LDL'ler, LDL boyutu, yine labil plak, stabil plak ayrımını yapan lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2 dediğimiz, e, acaba ateroskleroz o plak patlamaya hazır bomba mı değil mi onu bize gösteren bir laboratuvar testi lipoprotein ilişkili fosfolipaz a O da bu bağlamda kullanılabilecek değerli testlerden bir tanesi. Peki kalp ve damar sağlığına yönelik diğer yenilikçi testlerimiz nelerdir hocam? Bunlar işte biraz önce bahsetmiş olduğum o small dense LDL e, lipoprotein boyutu, büyüklüğünü gösteren testler, e, omega 3 indeksi lipoprotein plak test dediğimiz testler e, bu bağlamda çok değerli bilgiler verebiliyor. Ama klasik bilgide de işte mesela Yine kullanmamız gereken high sensitive CRP var mesela. Yüksek duyarlılıklı bir CRP testi var. O da çok değerli bilgiler verebiliyor. E, kardiyovasküler riski gösterebilmesi açısından. Bu yenilikçi yani bu sub tip testleri e, çok her e, sağlık kuruluşunda yaptırabiliyor muyuz hocam? Yaptıramıyoruz. Ya da, yani normal bir kanla mı çözülüyor yoksa daha ileri böyle bir tedavi bir şey bir tek, tek Yok. protokolü mü var? Yok kanla alınabiliyor. Kanla alınabiliyor. Kan aldığınızda laboratuvara gönderdiğinizde bunları çalışabiliyor. Ama biraz daha donanımlı laboratuvarlar gerekiyor bunları yapabilmek için. Her tarafta yapılmıyor. Çoğu üniversite hastanesinde de yapıldığını düşünmüyorum açıkçası. Evet biraz daha böyle spesifik bir sistem gerekiyor. Evet. Hocam kolesterolden bahsetmişken bir ona dönmek istiyorum izleyicilerimiz açısından. Bir kolesterolü bir kez daha bize anlatabilir misiniz? HDL, LDL arasındaki farkı. Kolesterol Belli bir aralıkta bulunması gereken vücudumuzda üretilen bir molekül aslında bir öcü değil aslında yani vücudumuz bazı molekülleri kolesterolden üretiyor. Biz kolesterolü nerede bulursanız vurun öldürün gibi algılıyoruz ama öyle bir şey değil kolesterol aslında vücudumuz i̇htiyacımız tarafından ihtiyacımız olan faydalı moleküllerden bir tanesi. Hücre zarlarının yapısına katılıyor, vücudumuza çeşitli ormanların sentezini sağlıyor. Bunla birlikte yağların sindirim ve emilimini gerçekleştiren çeşitli moleküller, kolesterolden sentezyonu gibi gibi gibi. Ama her şey nasıl doğada ve tabiatta dengede ise bizim vücudumuzda da, da dengede olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Ne çok düşük olması gerekiyor, ne çok yüksek olması gerekiyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun konuğumuz olduğunuz için. Çok teşekkürler. Her şeyden önce devam ediyor. Sıradaki konuğumuz diyetisyen Duygu Sena Ekşi. Hoş geldiniz. Elba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz. Çok şık görünüyorsunuz bu çok arada. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Siz de öyle. Çok teşekkürler. Bugün sizlerle kilo verme, kilo almak hakkında biraz sohbet edeceğiz. Çünkü çok fazla soru geldi bizde. Evet. Sizler de bizi bilgilendirirsiniz bu konuda. Tabii ki. Ee, Duygu Hanım, yani en böyle akıldaki soruyu direkt sorayım ben size. <laughs> kilo vermek istediğimizde illa bir diyetisyene gitmemiz gerekiyor mu? Malum artık yani araba motorları var. Oralarda çok çeşitli diyet <laughs> programları da yakalıyoruz. Evet. Bir ihtiyaç var mı bir profesyonelle devam etmeye? kesinlikle var. Ee, şöyle ki bu soruyu biz de çok fazla alıyoruz. Hani Neden size gelmeliyiz diye. Öncelikle şöyle anlatayım. Bir internete girdiğinizde, herhangi bir siteye girdiğinizde zaten e, karşınıza çok fazla diyet listesi çıkıyor. Evet. Fakat bunlar size özel yazılmadığı için e, maalesef sizin zayıflamanıza veya kilo almanıza veya sağlığınıza uygun olmuyor. Biz öncelikle listelerimizi kişiye özel yazıyoruz. Kişinin yaşına göre, boyuna göre, hastalığına göre yazıyoruz. E, o yüzden bir diyetisyen yardımı kesinlikle almaları gerekiyor gerekiyor. Aynı zamanda kişi kafasına göre diyet yaptığında maalesef metabolizma hızını yavaşlatıyor. Yani daha sonra istese de bir diyetisyen yardımı aldığında çok daha zayıf ...çok daha yavaş zayıflamaya başlıyor. O yüzden herkes kesinlikle diyetisyen desteği almalıdır. Yani kulaktan duyma şeyler olmuyor. Kişinin hastalığına göre dediniz. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Yani hastalıklarda da diyet diyet yapılabilir. Tabii mi? ki. Zaten bizim eğitimlerimizin arasında hastalıklarda beslenme tedavisi var. Sizler de biliyorsunuzdur. Besin ilaç etkileşimi diye bir şey var. Örneğin bir kanser hastası tedavi alıyor. Ama beslenmeyi bilmediği için ilaçların etkisini azaltıyor. Veya kullandığı bir ilacın etkisini artırdığı için... ...için ters etki görüyor. O yüzden aldığımız eğitimler sonucunda kişiye senin hastalığına uygun bu gıdaları yemelisin... ...ya da şu miktarda yemelisin diyoruz. O yüzden hastalıklarda beslenme tedavisi çok çok sık uyguladığımız bir durum. Örneğin bayan veya bey hiçbir kilo problemi yok gayet fit. Fakat sadece hastalıklarında nasıl beslenmeyi öğrenebilmek için geliyor. O yüzden hastalıklarda da çok rahat beslenme yani tedavisi sizin uyguluyoruz. Biraz önce söylediğiniz destekleyici bir şey de olacak biz hastalarımızı ameliyat ettiğimizde ya da bir hastalık nedeniyle yatırdığımızda sonuçta onun bir diyet programı oluyor ama bu standart böyle bir kafadan verilen bir otel yemeği gibi değil. Bizler değil mi bir diyetisyen desteği alıyoruz ve hatta bir hekimlerde soruyoruz diyetisyenimize bu hastamıza nasıl bir diyet programı uygulamalıyız? Çünkü hastalık ve kişi bazlı bir süreç değil mi hocam? Aynen öyle. Tamamen kişiye özel olduğu için kişiye özel yazılması gerekiyor. Ben de bir anne olarak en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi hamilelik süreci ve sonrasındaki dönem. Emzirme döneminde e, diyet yapabiliyor muyuz? Şimdi şöyle doğumdan sonra bayanlar çok duygusal oluyor. Bebeklerini kendilerinden daha ön plana alıyorlar. Ve acaba sütüm kesilir mi, bebeğime bir zararı olur mu diye aslında kendilerini çok negatif etkileyen kilolarını vermekten kaçınıyor. Bu benim de çok fazla aldığım bir soru. İşte hocam ben sizinle diyete başlamak istiyorum ama acaba çocuğuma bir zararı olur mu? Acaba sütüm kesilir mi veya azalır mı diye çok fazla soruyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. E çünkü biz diyetle aynı zamanda sütün miktarını ve kalitesini artırıyoruz. Yani kilo problemi olmadığı halde ben işte yeni doğum yaptım veya şu an hamileyim, gebelik takibi yaptırmak istiyorum. Ben değil de bebeğim kilo alsın istiyorum, sağlıklı bir doğum. Çünkü biliyorsunuz ki yüksek kilolarda doğumlar evet. çok riskli. Sağlıklı bir doğum için gebelik planlıyoruz yani gebeliği takip ediyoruz emzirme döneminde de e, yani böyle e, emzikli diyeti uygulayarak daha doğrusu kişinin çok rahat sütünü artırarak sütünün kalitesini artırarak zayıflatıyoruz aslında diyet yapmanın da bu aslında bir diyet yapmak demeyelim sağlıklı, sağlıklı beslenme aynen hem öyle. çocuk için hem anne için aynen öyle <laughs> peki e, obez bireylerde bir geliyordur size <laughs> obez bireylerde kilo verimi yüksek kilolardan ideal kilolara inmek zor bir süreç mi Şimdi bu çok fazla. Mesela geliyorlar diyorlar ki işte Duygu Hanım benim 50 kilo fazlam var. 3 kilo değil 5 kilo değil. Ben bunu nasıl vereceğim? 50 kilo 70 kilo 80 kilo. Benim bu tarz kiloları verdiğim çok fazla danışanım var. Ve gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hani kilonun fazlalığı önemli değil. Önemli olan kişinin motivasyonu. Eğer gerçekten kilo vermek istiyorsa bunu başarıyoruz. Fakat 3 kilosu var fazla ama bir türlü başlayamıyor, bir türlü karar veremiyor. 10 yıl sonra karşılaşıyorum. Hala o 3 kilosu 5 kilo olmuş. O 3 kiloyla duruyor. Ama 70 kilo, 80 kilo hiçbir şey fark etmez. Hastalığının olması fark etmez. Çok rahatlıkla zayıflıyoruz. Peki çoğu hasta şöyle demotive oluyor, geliyor, kilo vermek istiyor, bir yerde direnç gösteriyor ve diyor ki tamam ben artık daha fazla bu kiloyu veremeyeceğim. Peki o süreçte ne yapması gerekiyor? Şöyle karşımızdaki kişi zaten yani kilo vermek isteyen insanlar çok çabuk moralleri bozuluyor. Yani sürekli işte yok ben yapamayacağım şöyle böyle aslında bir nevi karşınızdaki kişiyi sürekli motive etmek zorundasınız. Çünkü mesela bir tartıda kilo veremediğinde morali bozuluyor. Ben yapamayacak mıyım? Ben işte bir sürü şey denedim kilo veremedim diye size sorularla geliyorlar. Her şeyden önemlisi karşınızdaki kişiyi zayıflayacağına inandırmak. Çünkü inandıklarında motivasyonları artıyor, diyete uyumları artıyor. Yapamam zaten deyip bir bardak fazladan bir şeyler içiyorlar. Yapamam zaten deyip bir tabak fazladan yiyorlar. Ama evet ben yapacağım deyip diyete birebir uyduklarında sonuç harika oluyor. Peki gerçekten direnç kiloları var mı? Hani bir gitti, <laughs> burada duracak. Ya evet. da varsa da bu direnç ne kadar bir sürelik? Bilmelik yani en azından kabul lazım. E yani. Evet, şöyle direnç kiloları var. Herkesin böyle şu kiloya geldim, takıldım dediği kilolar vardır. Sizin de vardır. Evet. O kiloya geldiğimizde bir takılırız. Hani artık vücut biraz zorlanmak ister. Orada da zaten ona uygun listeler uyguluyoruz, ona uygun programlar, belki detoks programları olabilir. Bir şeyler uyguluyoruz. Ama dediğim gibi kişi motive ise eğer herhangi bir takılma olmadan listeleri güncelleyerek gittiğimizde herhangi bir problem olmuyor. Bir anne olarak daha bir soru sormak <laughs> istiyorum sizlere çocuklarımızla Hı -hı. alakalı. Maalesef günümüzde fazlasıyla fast food'a çok yöneldik. Evet. Ee, bunlarla Bizi ilgili bize Evet düştü. çok fazlasıyla düştü. Bununla ilgili verebileceğiniz öneriler nelerdir? Şöyle ki şimdi hiçbir çocuğa sen bunu yemeyeceksin şunu yemeyeceksin diyemeyiz. Çünkü evden çıktığında okula gidince yer, arkadaşlarıyla yer bizim ruhumuz bile duymaz. O yüzden yapmamız gereken şey en azından her gün değil ama atıyorum. Hafta sonları seni götüreceğim istediğim bir fast food'ta istediğimiz bir şey yiyeceğiz diyebiliriz. Veya evde onun örneklerini kendimiz daha sağlıklı hale getirerek o sosları kendimiz yaparak daha sağlıklı bir şekilde hazırlayabiliriz. Bunların hepsi hem çocuğun sağlığını ve hem de gönlünü etmek için bir yol. Aslında sağlık beslenmeyi bir nevi çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor aynen. bu süreçte de. Peki pandemi sürecinden çıktık yani Hı. hala devam eden bir süreç var ama bu zamanda fazlasıyla bir kilo aldık. Nasıl bir beslenme yolu izlememiz gerekiyor bundan sonraki süreçte? Aslında şöyle bir şey pandemi sonrası insanlar e, evde sürekli yani pandemi Karantina sürecinde dahi. karantinada oldukları için e, çok fazla abur cubur işte e, böyle elim ağzıma gidiyor. Sürekli buzdolabını açıp bakıyorum. Acaba bir şeyler var mı diye. E, böyle maydanoz yiyoruz Hiçbir şey bulamazsak o yüzden sürekli bir yeme alışkanlığı kazandık biz. O yüzden herkes bundan kilolu çıktı. Şöyle yapmamız gerekiyor. Öncelikle zaten Akdeniz ülkesiyiz ve Akdeniz beslenme tipi bize ve sağlığımıza çok uygun. Yapmamız gereken şey e, hayatımıza daha çok Burcubur veya hazır gıdalar yerine daha sebze tarzı veya çok fazla karbonhidrat yüklenmek yerine daha böyle sağlıklı meyveler, sebzeler edinmek. işte asitli içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları tercih edebiliriz. Bu tarz beslenmelerdeki aslında küçük değişikliklerle çok güzel sonuçlar alınıyor. Bir soru daha size soracağım. Ee, özellikle vegan beslenen, vejeteryan <laughs> beslenen hastalarımız <laughs> için çünkü onlar yeteri kadar baktığımız zaman proteini alamıyorlar. Evet ne tüketebilirler? Şimdi şöyle herkes protein denilince işte ben et yemiyorum, süt içmiyorum, peynir yemiyorum ben proteini nereden alacağım? Aslında şöyle ki ekmekte işte sebzelerde hepsinde az da olsa protein var. Biz genellikle vegan veya vejeteryan olanlara bu bu tarz proteinleri yerine yerleştiriyoruz. Tabii ki bir et kadar, süt kadar, peynir kadar etkili olmuyor. Fakat elimizden geldiğince onu tamamlamaya çalışıyoruz. Mesela ne verebiliriz? Sebze, meyve, hepsinde protein var zaten. Yeteri kadar. Evet. Peki e, yani kendimi de katarak bu soruyu <laughs> soruyorum. Biraz tembel mi milleti sanıyorum ya? Yani spor tabii ki çok önemli. <laughs> Hareket, kabul. <laughs> E, spor yapmadan da kilo verebiliyor muyuz? Siz mesela her danışanınıza sporda yapacaksın diyor musunuz? Tabii ki yapmalıyız, kabul şey. ama yapmadan da kilo verilebilir mi? Şöyle bir şey. Zaten yani bunu herkes biliyor artık kalp damar sağlığı için günde evet. 10 bin adım atılması gerekiyor. Fakat hangimiz eve gittikten sonra ya şöyle ayaklarımı dikeyim biraz uzanayım demek yerine hadi spor yapmam gerek diyoruz, bilmiyoruz. O yüzden danışanlarımı da ben spor yapamayacağım zaten. O yüzden diyet yapmayayım mantığında tutmak istemiyorum çünkü böyle bir algı var hem spor yapamıyor hem sağlıksız besleniyor. Aslında iki kat daha hızlı işte kalp damar hastalıklarına doğru göndermiş Döngüden oluyoruz. Evet. Onun yerine tamam spor yapamıyor olabilirsin ama en azından sağlıklı beslenirsen ve günlük rutin işlerini yaparsan biz bu işi hallederiz diyorum. <laughs> Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ben çok ederiz. Teşekkür Duygu Hanım bizim için çok keyifli bir sohbet çok teşekkür oldu. Konumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkür Çok sağ olun. Diyetisyen Duygu Sena Ekşi'den sağlıklı beslenme konusunda öneriler aldık. Her şeyden önce devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi uzmanı Doktor Arten Dürmüşi. Evet hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş çok teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli zaman olacağını eminim. Biz, teşekkür, Tabii, biz ederiz. teşekkür ederiz konumuz olduğunuz için. Sizlerle bugün günümüzün trendi olan bir konu hakkında konuşacağız. İmplantlar hakkında çok merak ediyoruz çünkü. Evet, evet hocam özellikle diş kayıpları sonrası implant tedavisi sanıyorum e, ciddi problemlerimizi çözdü. Ya, i̇mplant tedavisi kabaca nedir hocam? Hocam özellikle son yıllarda diş hekimliğinde en çok olan iki tane konu bir tanesi diş hekimliğinde implant tedavisi. İkinci ise gülüş tasarımı. Aslında bunlar iki farklı konu olarak görünse bile birbirini tamamlayan iki konu. Nedeni şu, implant zaten ne demek? İmplant dediğimizde herhangi bir nedenle diş eksikliği olan herhangi bir hastamıza e, kemiğin içine yerleştirilen titanyumdan oluşan bir yapay bir köktür. Hı hı. Bu kökü biz yerleştirdikten sonra belli bir süre sonra üst yapı dediğimiz gülüş tasarımı aşamasına geçiyoruz. İmplant tedavisi neden çok önemli? Son yıllarda özellikle dişsiz olan hastalarımızda eskiden yıllar önce hep takılan çıkartılan protez kullanılmaktadır. Ama şu son zamanlarda implant nedeniyle çok daha fonksiyonel, daha e, konforlu ve çok da estetik diş yapabiliriz. Dişsiz dediniz hocam yani hiç dişi olmayan e, hastaya da uygulayabiliyoruz. Evet, yani onlar için sadece protez gibi düşünüyoruz biz başka bir evet. yolu yok hocam, herhalde diyoruz implant ama. İmplant tedavisi tek diş eksikliğinden başlayın. Hiç dişi olmayan hastalar herkese uygulanabilecek bir tedavidir. Özellikle zaten en favori hastalık çeşidi dişsiz olan hastalar. Çünkü onların için başka bir çare yok. Eskiden takılan çıkartan protez nedeniyle konforsuz oluyordu dişe düşebiliyordu. Örnek veriyorum yemek sırasında damak kapalı olduğu için tat hiç alamıyordu ama şu anda implant tedavisi nedeniyle onlara tamamen çok keyifli kullanabilecekleri ve sabit hiç oynamayan protezler yapabiliriz. Peki hocam gerçek böyle kendi dişimiz gibi olabilir mi? Öyle mi hissederiz? Evet yani çok böyle özenle yaratılmış bir bölge burası. Yani çene cerrahisi de yaptığım için biliyorum. Örneğin dişlerin oturması konusunda biz kırıklar sonrasında çok dikkat ediyoruz ama. Ya hem de hiç dişi olmayandan bahsediyoruz. O üç boyutu yakalayabiliyor muyuz gerçekten? Ya doğru bir planlamayla ve doğru hasta seçimle birlikte zaten tedavi öncesinde mutlaka biz bir takım incelemeler... E, tomografi vesaire hepsini tek tek de inceliyoruz. Doğru planlamayla birlikte hastanın diş, doğal dişe en yakın olan tedavi implanttır. Ve gerçekten çok konforlu bir şekilde. Hatta şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Belli bir süre sonra hasta implantın ağzına olduğunu bile fark etmeyebilir. Tamamen unutabilir. Yani kendi eskiden nasıl kendi dişleri kullanıyorsa Aynı şekilde implantları da kullanabilirim. Peki hocam kemiğe müdahale ediyorsak ağrır, acır yani biz bunu hastaların <laughs> da bilir biz de biraz söylüyoruz sanki. Ya burada da yani sonuçta bir kemiğe vidalama gibi bir durum söz konusu. Aa, gerçekten ağrılı mı? Ağrılıysa kısa süreli mi? Yıllarca devam edecek mi? Hocam o kadar güzel bir konuya değindiniz ki çünkü implantın en en önemli şey dental fobi. Şimdi implant genelde lokal ensizi veya genel ensizi altında yapıldığı için işlem sırasında ve sonrasında hiçbir ağrı hiçbir sızı olmaz. Hatta o kadar basit bir işlem ki e, kanal tedavisi dolgudan çok daha basit bir işlem. Öne görüyorum bir tane implant tedavisi ortalama 7 ile 10 dakika gibi bir şey, e, sürebilir. Eğer aynı hastaya birden 10 12 tane yapacaksak maksimum sürece süre 1 saat. Biz öncesinden hastalarımıza hissetmemesi için çok hassas davranıyoruz. Gerekli olan lokal anestezileri öncesinden spreylerle uygulayabiliyoruz. Böylece implant tedavisi gerçekten hiçbir şey hissetmeden yapılabilecek bir tedavi. Hazırlık süreci peki uzun mu? Hazırlık süreci genelde e, yani çok uzun değil. Biz biraz önce de bahsettiğim gibi önce hastalarımıza mutlaka mutlaka kemiği 3 boyutu incelemek için dental tomografi çekiyoruz. Ona çektikten sonra bir planlama süreci var. Bu planlamayı doğru yapıyorsak o zaman Hasta çok sıkıntısız bir şekilde rahat bir şekilde geçebiliyor ameliyat. İster istemez yaşımızdan dolayı bazen de gerekli vitaminleri eksikliğinden dolayı çene e, kemiği eksikliği oluyor. Peki bu süreçlerde nasıl olayım? Yaşlılarda... Hocam ister istemez yani yaş ilerledikçe kemikte bir eksiklik olabiliyor. Bazen herhangi bir enfeksiyona bağlı olarak da herhangi bir eksiklik olabilir. Bu tarz durumlarda mutlaka bir ön hazırlık yapıyoruz. Ön hazırlık dediğimiz kemik greftleri. Yani mutlaka hasta işlem yani e, safayı yani ya da sahayı hazırlıyormuş gibi düşünebiliriz. Hastalarımıza kemik greftleri uygulayarak önce bir hazırlık yapıyoruz. 3 ay ya da 4 ay gibi süre bekliyoruz. Ondan sonra implant için hazır hale gelir. Biz özellikle yağdan kök hücre çok elde ediyoruz. Bizim hastalarımıza da hem kozmetik hem başka yara tedavisi uyguluyoruz bu yani ve diş hekimleri özellikle kök hücrede çok aşina ve ilgili yazı çalışmalarda da görüyoruz. Sanıyorum bu süreçte mi kullanıyorsunuz hocam? Evet köküzyede? evet yani tabii ki ön hazırlık sürecinde yani biz şunu emin olmamız gerekiyor ki implant oraya yerleştirdiğim zaman tutması gerekiyor. O yüzden ön hazırlık bizim için olmazsa olmaz. Yani doğru planlama, doğru seçim, ön hazırlık implant tedavisinde çok daha önemli bir safha bizim için. Peki diş çekimleri olduğu zaman e, nasıl bir süreç ilerliyor bizim için? Hemen sonrasında uygulayabiliyor muyuz implantı? Şöyle hocam, bekleme süreci e, mi implantı iyileştirmek için e, iki farklı zaman var. Bir imediyat dediğimiz hemen çekimden sonra bir de 3 ay sonra kemiği iyileştikten sonra. E, özellikle tüm ağız yaptığımız aynı anda 10-12 tane diş yaptığımız zaman e, aynı anda dişe çekip implantı koyabiliriz. Burada en önemli unsurumuz sağlam kemik olması. Eğer onu bulabiliyorsa ki bunu mutlaka önceden tomografi sebebiyle onlar hepsini tek tek inceliyoruz. O zaman rahatlıkla çekim sırasında implant uygulanabilir. Ama bazı vakalar var ki bunu yapmamamız gerekiyor. Bu tarz durumlarda tabii ki bunu zorlamamak gerekir. Çünkü başarısız oranı çok daha yüksek. Şimdi o görüntüleme yöntemleri fikir veriyor o zaman. Yüzde yüz bize yani onu almadan zaten bir işleme başlamak yani doğru değil. Biz inceledikten sonra hangi implant o anda mı yapacağız, sonra mı yapacağız onu karar verip hastamıza zaten bunu anlatıyoruz. Özellikle son zamanlarda sağlık sektöründe ciddi anlamda yurt dışı hastalar geliyor. O yüzden bu bizim için çok önemli aynı anda yapabilmek. Çünkü hasta iki kere ya üç kere gelmektense tek seferde bunun işlemi bitirebiliriz. Geldiğinden uygulama yapılsın ve gideyim istiyor. Peki hocam all on four implant nedir? Evet, bu tabir nedir hocam? <laughs> hocam all on four çok özel bir yöntemdir. Özellikle postüre bölgede ya da arka bölgede kemik olmayan hastalarımıza sadece ön bölgeye dört tane implant yerleştirerek onlara sabit bir protez hazırlamaktır demek. şu son yıllarda inanılmaz çok ciddi bir şekilde yayıldı ve çok fazla kullanılıyor. Çünkü yaş ilerledikçe ya da bize dişsiz olan hastaların %70-80 oranda arka bölgede hiç kemik olmuyor. O yüzden All-on-4 tekniği çok çok yaygın son zamanlarda. Yani ön dört. Ön dört, ön bölgeyi sadece dört tane implant yerleştirerek arkaya kadar diş uzatabilecek şekilde. Yani protezin tutabileceği kadar bir. Aynen öyle. O evet yani. sadece ön bölgeye kemiği kullanarak orada dört tane implant yerleştirerek arkaya kadar diş, sabit bir diş sunabiliyoruz. Bunu herkese uygulayabiliyor muyuz yoksa yaş ilerlemiş hastalarımızda mı kullanılacağız? Bunu herkese uygulayabiliyoruz. Bunu... Evet ön dört derken mesela üst diş alt diş bölgeleri fark ediyor mu burada hocam? Ya şöyle e, tabii ki fark ediyor. E, alt dişlerin ve üst dişin anatomik yapılardan dolayı dikkat etmemiz gereken birkaç noktalar var. E, üstteki kemik mesela alt kemiğe göre biraz da yumuşak. Evet. O yüzden oradaki sayı Hayır. mümkün olabildiği kadar fazla tutmaya çalışıyoruz. Yani bunlar üste. evet üstte. O yüzden bu implant tedavisi mutlaka öncesinde plan çok iyi planlanması gereken bir şey. E, yoksa planlanmadığı takdirde başarısız oranı çok daha yüksek. Evet. Peki hocam şöyle bir şey var. Birçok hastanın fobisi var ve Kesinlikle. geldiği zaman aşırı bir korkusu oluyor. gel, Ben mesela bulantı oluyor. Bu tür durumlarda nasıl implantı uyguluyorsunuz? Ya hocam zaten hastaların %50'sinden fazla bize korkarak geliyor. O yüzden bize bir ön hazırlama safhası var. Bir psikolojik olarak onu rahatlatmamız mutlaka gerekiyor. Çünkü biraz önce de doktor bey de bahsettiği gibi yani sanki kemiğe bir dübelle bir vida çakıyormuş gibi bir hissiyat oluyor ve psikolojik olarak çok korkunç gerçekten. İşlem sırasında tabii ki bir şey hissetmeyebilir. Eğer biz psikolojik olarak o hastayı rahatlatabiliyorsak koltukta yapmayı tercih ederiz. Ama onu yapamazsak eğer o zaman gelen an altında hastanede onu uyutarak mutlaka rahatlıkla yapabiliriz. Hocam, özellikle şehir dışı ve yurt dışı hastalarımız çok arttı. Sağlık, turizmi vesaire. Çok. Ama görüntüleme de çok önemli diyoruz. Bu süreci nasıl yöneteceğiz peki? Yani öncesinde sizin tekniklerinizi orada yaptırıyor muyuz? Hocam lütfen? bize oradan fotoğraflar bir takım fotoğraf ve röntgenler gönderiyor. Biz de aşağı yukarı tahmini bir plan yapıyoruz. Buraya gelir gelmez görüntülemeleri alıp Tekrar ondan diyoruz. sonra tabii ki tabii ki. Ya çünkü orada biliyorsunuz yani fiyatlar biraz pahalı olabilir. O tarz üç boyutlu özellikle ve her şeyde Türkiye bu konuda çok çok iyi. O yüzden ben yani mesleğimi burada yaptığım için çok şanslıyım. Yani teknolojik olarak biz gerçekten çok ilerideyiz. Yani ben bazen hasta yurt dışındaki hasta diyorum bir tomografi çektirin. Burada yok ki hocam diyor. Yani çoğu yerde yani ne kadar teknolojik olarak çok ileride olsa bile yani tıpta biz çok daha iyiyiz. Gelen hasta tahmini ne kadar süresini kaç günü siz ayırması gerekiyor? Hocam genelde eğer implant ve gülüş tasarımı yapacaksa iki seans gelmesi gerekiyor. Aralarda 3 ay olması gerekiyor. Birinci gelişinde e, implant tedavisi için 2-3 gün bizim için yeterli olacaktır. Biz implantı yerleştiriyoruz geçici bir diş yapıp tekrar ülkesine gönderiyoruz. 3 ay süre içerisinde kemikleşme süresi bekliyoruz. Ondan sonra 3 ay sonra tekrar geldiği zaman ortalama 1 hafta süre içerisinde biz gülüş tasarımı yapabiliyoruz. Tekli implant uyguladığımızda var olan orijinal dişle örneğin bizim aklımıza hep renk geliyor. Renk. Yani tek skala bu mudur? Bunun dışında dikkat edilmesi gereken şey var mı? Orijinale çok benziyor mu? Bizim için zaten en basit konu renk. Çünkü bizim için önemli olan sağlıklı diş eti, sağlıklı kemik. Sağlıklı implantın oraya geliştiriliyor olması. Ondan sonra üst yapıda renkte zaten birçok seçeneğimiz var. Onu birazcık sadece biraz emek, birazcık uğraşılması gerekiyor ve doğru renk seçimi için hani birazcık emek gerekiyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Her şeyden öncenin sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı için doktorunuza başvurun. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın.